kişisel temizliğimiz dışında tavsiye edebileceğiniz şunları yapın diyeceğimiz. Yani biliyorum kelle paça şeylerinin ötesinde gerçekten zencefil. Bir de neydi? Bir şey daha vardı. Pekmez miydi? Bir de pekmez. Yumurta pardon. Pekmez, öneriyorum. yumurta. Peki ne yapabiliriz hocam Yani gerçekten? bir şey, çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Yani ne kadar sağlıklı yaşıyorsanız o kadar dirençlisiniz. Yani egzersizini yapıyorsanız, fitseniz, kilo problemi yoksa, normal dengeli besleniyorsanız herhangi bir şey almanıza gerek yok zaten. Yani bizim vücudumuz bunların hepsini karşılayacak şekilde tasarlanmış, yaratılmış. Bunun için bunlara hiçbirisine gerek yok. Ama Yani hiçbirisi hijyen bir hani şunu belki bir şey yarayan bir şey vardır ama bilmiyoruz. Yani özellikle virüsü etkili olabilecek bitkisel bir şey olabilir mi? Olabilir. Çünkü var böyle şeyler, bir iki tane bitkisel şey influenza'yı etkili olabilecek ya da en azından diğer solunum yolu virüsü enfeksiyonlarına, ama onlar zaten hafif enfeksiyonlar. Birkaç gün içerisinde komplikasyonsuz iyileşiyorlar ama burada kanıtlanmış hiçbir şey yok şu ana kadar. kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. El hijyeni, özellikle el hijyeni. Ellerimizi ve yüzümüzü koruyacağız yani bir şekilde mikrop bulaşmaması için. Kalabalık yerlerden Evet, özellikle risk çekineceğiz. grubundaysak tenha zamanlarda çıkalım. Yani alışverişe gideceksek de akşam üzeri en kalabalık saatte, herkesin işten döndüğü saatte, evdeki tekaüt o saatte çıkmasın alışverişe. Gündüz vakti çıksın yani, veya otobüse binmesin o dönemlerde. Yani binmemeye özen göstersin. Onun dışında biraz daha salgının tabii seyrine bağlı olarak daha sıkı önlemler gerekebilecek. O zaman daha fazla evde oturmaları gerekecek. Avrupa'da maçlar, liglerin iptalini görüyoruz. Yani Bizde öyle olmadı ama. bizde de olabilir, çünkü çok erken aldığınız zaman bazen çok erken tedbir almak bazen işe yarayabiliyor. Bu tabii riskin değerlendirilmesini bakanlıkların yapacağı ve işte diğer Kamu kurumların otoritesinin. yapacağı şeyler. Çünkü her iptal ettiğiniz şeyin de bir ekonomik karşılığı var. Yani bir de sonsuza kadar hiç kimseyi kapatamazsınız. Sonsuza kadar istediğinizi ilacı şey yapamazsınız. Her hastaya, herkes hasta olduğu zaman herkese bakım verebilecek şekilde hiçbir şey Herkese tasarlayamazsınız. test uygulayabilir miyiz? Veya Onu ne da kadar insana uygulayabiliriz? yapamayız. Onu da yapamayız. Dünyada hiç kimse yapamıyor zaten. Ama Kore'nin örneğin çok fazla insana test uyguladığını, yani şüpheli Tabii, insanlara onlar çok fazla test uyguladığını biliyoruz. teste erişimi de kolaylaştırıyorlar. İşte araba içindeyken test verebiliyorsunuz falan. Hem alanı koruyor hem diğeri için kolaylık. Almanya'da da aynı şeyi yaptılar, o running test şeylerini. Bunlar gerekli olursa Türkiye'de de yapılacaktır. Yapılması da gerekiyor bir yavaş yavaş bu testlerin yaygınlaştırılmasının ve test erişiminin kolaylaştırılması. Yani dün yapılan değişiklikle biraz kolaylaştırıldı test erişimine. Yani şeyler, yurt dışında bulunma şartları kaldırıldı. Ağır solunum yolu hastalığı olanlar için en azından bu hastalık yönünden test yapılacak artık. Peki, bir şeyle bitirelim. Panik hali, bu kadar büyük panik hali size dönüyor mu hocam? Yani size böyle herkes ya ne yapayım, öyle sürekli bir Allah'ım ölecek miyiz Tabii yani durumu şimdi var şey, mı? işte sizin program öncesi anlattığınız şeyler oluyor tabii ki şey. Yani sanki hep bir şey geliyor, işte dediğiniz gibi gündüz Halley Kuyruklu Yıldız'ın hikayesi vardır ya, şeyde 1900'lerin başında dünyanın sonu geldi şeyiyle insanlar çıldırmıştır. Saçmalamaya başlamıştır. Burada da sanki hepimiz öleceğiz gibi bir şey var. Yani hiç kurtuluşu yok gibi. Halbuki yani tamam, yaşlılar ve altta yatan hastalığı olanlar için problem. Zaten biz onları korumak için bir şeyler yapmalıyız daha çok. Yani onları koruyacak davranışlar göstermeliyiz. Bak yani genç, sağlıklı, hiçbir problemi olmayan, hiçbir hastalığı olmayan kişi niye korksun ki? Yani
3-5 günlük bir nezle eninde sonunda. Bir de... Ya nezle demeyeyim pardon, solunum yolu enfeksiyonu. Evet. Nezle, burun akıntısı vesaire olmayacağı için çok fazla. Şeyle bitirin, orada sözünüzü kesmiştim başlarken. Bizim bir enstitümüz, bir araştırma merkezimiz, ulusal bir viroloji enstitümüz yani. Olmamasının bir şeysi var mı? Çünkü hıfzı sıha konuşuldu, işte onun ortadan kalkmasının etkileri konuşuldu. Yani ama hıfzı sıha bir araştırma kurumu değil aslında tam manasıyla. Çünkü onun görev tanımları var. O görev tanımlamalarını yapması lazım daha çok. Onun için bir ayrı bir bağımsız enstitü ihtiyaç var diyorum. Çünkü Türkiye'deki, belki Türkiye'de de böyle bir potansiyel bir virüs var. Türkiye'deki bir yarasalar ne kadar incelendi mesela, ya da şeyler, ya da bir böyle şimdi o hani küresel köy hikayesinin 3 gün içinde her yere ulaşıyor. Ha Çin'de bu virüs beni ilgilendirmiyor diyemiyorsunuz işte. Yani, somut örneğini yaşıyoruz. Bütün bunlara olası tehditleri ve alınacak önlemleri şey yapacak. Önceden görüp uyarı, kamuoyu otoritelerini uyarabilecek şeyleri. Bu bütün alanlar için, sadece viroloji için değil, bakterioloji için de, yani belki ekonomik için de böyle şeyler gerekiyor. Ama maalesef bizde ayrılan kaynak çok düşük olduğu için. Bir ulusal viroloji enstitümüz. Yani ulusal değil, birkaç tane bir, en azından bir medikal merkezin olması. Ama bilimsel araştırmadan bahsediyoruz. Tabii. Bilimsel araştırma artı gerektiğinde rutinde yapılmayacak işleri yapabilecek, karmaşık teknolojileri yapabilecek, yeni bir... Neye ihtiyacımız var orada? Bir kere insan kaynağına ihtiyacımız var, bir miktar insan kaynağımız var. Paraya ihtiyacımız var, başka bir şeye ihtiyacımız yok. Yani... Ve bir genel, bakın şimdi bir araştırma, şimdi Türkiye'den bir herhangi bir araştırmacının, tamamen Türkiye bazlı çalışmış bir araştırmacının Nobel alma ihtimali sizce nedir? Var mı? Yurt dışına gittiyse ve orada çalışmışsa, nereye gidiyor? Bulduysa. Nereye gidiyor ama? Uzun bir araştırma geleneği olan bir kuruluşa gidiyor. Siz bir gelenek oluşturacaksınız, bir altyapı oluşturacaksınız. Hemen bir kuşakta başarı beklemeyeceksiniz bir de. Ve o işler biraz sabır ve şey işi. Çok iyi biliyorsunuz. Ben bir bakanla bunu konuşurken, sanırım 7 ya da 8 yıl önce, bu bilimsel araştırmayla Ar-Ge'yi biz biraz birbirine fazla karıştırıyoruz. Hatta Ür-Ge'yi birbirine karıştırıyoruz. Ürün geliştirmeyi. Bana dedi ki Emin Bey, bu kadar para ve bu kadar kaynak aktarıyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmaz. Dedim ki, ne zaman başladınız? El alem 200 yıldır, 300 yıldır bunu yapıyor. Biz daha dün başladık. Bir kere o bir tecrübe, bilgi birikimi, bilim, çünkü tuğla tuğla örülerek giden. Bir de çok açığı o kadar hızlı kapatmanız gerekiyor ki, gelenek olmadığı için. Bir de o para akışını da sürekli, bilgi akışını da sürekli sağlamanız lazım. Bir burada süper bilgisayarlar konusunda bir yayın yaptık. Dünyanın sayılı uzmanlarından biri bir Türk, Koç Üniversitesi'nde. Süper bilgisayarlar konusunda hakikaten 2019'un en iyi 10 makalesinden biri seçilmişti, yazdığı bir makale. Bize bir örnek verdi. Güney Afrika'nın hiçbir tecrübesi yokmuş bu konuda. Şu anda dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri haline. Yani bunu bir politika haline getirip 22 süre boyunca ısrarla üstünde durup. Dolayısıyla bilimden bahsediyorsak, öyle hani bir yıllık, iki yıllık fabrika, böyle bir şey kurdum ve oradan paralar hemen gelmeye başladı. İnternet sitesi kurdum, hemen bana dönecek. Yok, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Dünya biliminin bir parçası olmaktan bahsediyoruz. Yani o gelenek çok önemli. Çünkü siz o geleneğiniz yoksa tekerin keşfiyle başlıyorsunuz işe, her yer girdiğiniz işe. Çünkü belli bir birikiminiz, deneyiminiz size yol gösterecek bir şey yoksa,
bir yönünüzü bulmanız da zorlaşıyor. Yani sizin için her hani bir işe yeni başlarsanız bir araştırmaya her şey şey gelir size, ilginç gelir. Ama halbuki onlar çok rutinidir, ABC'sidir işin. Herkes onu biliyor. Biliyordur ve hiçbir anlamı da yoktur. Onları, siz önce ama onları araştırmak için başlarsınız ilk başladığınızda. Ben mikrobiyolojiye başladım. Bana her şey ilginç geliyor. Her şey araştırmaya değer geliyordu o zaman. Yani araştırma... Gençlere tavsiye eder misiniz virolojiyi? Vallahi şimdi ben şöyle bir şeye şey değilim. Kişisel olarak karşıyım. Yani bir şeylerin tavsiye edilmesini, yani insanlar tamamen bağımsız karar versinler. Çünkü bu işler adanmışlık işleri. Yani onun için bilimin hemen hemen her alanı. Hepsi zaten. Yani gönüllülüğe dayanan şey. Onun parasal karşılığını almak mı? Asla böyle bir şey beklentiyle girmesinler zaten. Fazla mesaiye ya da şeyler, herkes tatil yaparken senin kapının makale yazman ya da bir yere bilmem ne yetiştirmen, halbuki yine de hiç, yani sonuç olarak bir efektif en son şey olarak, net ürün olarak da çok bir işine de yarayacak bir şey olmasa da bunu yapmak zorunda kalıyorsun, yapmak zorundasın devamlılığı sağlayabilmek için. Onun için hevesi olanlar, meraklı olanlar, hakikaten isteyenler yapsın. Ama şey için öyle, iki tane televizyonda gördüm, bu çok şeydi, hoşuma gitti, ben de öyle birisi olabilir miyim hevesiyle, o kadar basit olmadığını ve onun uzun bir çalışma ve dolambaçlı yollardan geçerek, meşakkatli demeyeceğim, belki artık anlayan çıkmayacak benim sözcüklerimin güçlüklerle dolu yollardan geçtiğini unutmasınlar. Peki. Burada yalnız ben bir şey söyleyerek programı kapatmak istiyorum. Ünlü biri şöyle demiş, aşağıda çok yer var. Kuantum düzeyinden bahsederek aşağıda. Aşağıda çok şey var. Biz hep büyük ölçekleri, çok büyük ölçekleri konuşuyoruz. Ama daha virüslerin çok azını tanıyoruz, bilmiyoruz. Üstelik de sürekli de değişiyor. Yani evet, biz onu tanıdığımız anda o belki de başka bir yere gidiyor, değişiyor, dönüşüyor. Tabii tanımadığımız şekilde. Pek çok Amazon'da bilmem nerede bekliyor bizi. Bekliyor. Dolayısıyla burada aşağıda çok da yer var. Doğayı da çok fazla bozacak şeyler yapmamamız gerektiğini, böyle felaketlerle o işte çok övündüğümüz mal ve insan dolaşımının hızlanması böyle sonuçlara yol açıyor. Bu konu iktisatçılar arasında çok konuşulan bir konu. Bunun özellikle bazı canlıların, bitki ya da hayvan, bu kadar kolay kıta değiştirmesinin sonuçlarına ilişkin. Mesela kolomb takası diye bir şey okudum ben 2019 yazında, tatildeydim de. Gerçekten çok etkileyici o hastalıkların ve aynı zamanda da bitkilerin takasının negatif, bazıları pozitif ama büyük kısmı da negatif. Domates, patates iyi bir şeydi. Ama hastalıklar. Tütün kötü bir şey oldu. Peki, burada kapatalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Evet, sorduk ve yanıtları da aldık. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere tekrar.